Saraybosna'dan merhaba. Bu defa sizler için çok özel bir program hazırladık. Bu gece pusulamız Bosna'yı ve Saraybosna'yı gösteriyor. Çünkü son günlerde bütün dünyanın gözleri buraya çevrilmiş durumda. Son 6 gün içinde burada öyle olaylar yaşandı ki Bosna Hersek'teki durum kökünden değişti. Birleşmiş Milletler tarihinde hiç görülmedik bir şekilde küçük düşürüldü. Sırplar tarafından direklere ve köprülere bağlanmış Birleşmiş Milletler askerlerinin görüntüleri herkesi şoka uğrattı. Olaylar o kadar hızlı büyüdü ki sonunda Sırplarla Birleşmiş Milletler ve NATO karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmada işte burada Saraybosna sokaklarında oldu ve biz de Pusula ekibiyle birlikte bütün bu gelişmelerin içindeydik. Hepsini bizzat yaşadık. Burada olan biten her şeyi bu gece Pusulamız yardımıyla izleyeceksiniz. Üstüne üstlük şayet bir aksilik olmazsa ilk defa Türkiye'de bir haber programı savaş alanından canlı olarak yayınlanmış olacak. Şimdi hazır olun, Pusulamız dönmeye başlıyor. Pusula programında sizlere Bosna'daki savaşın bir dönüm noktasına geldiğini ve buradaki her şeyin yeni bir boyut kazandığını söylemiştik. Hatta bundan sonraki çatışmaların nerelerde olabileceğini de haritada teker teker göstermiştik. Aradan geçen 2 hafta ne yazık ki bizi haklı çıkardı. Keşke biz yanılsaydık, keşke bundan hiçbiri olmasaydı ama hepsi gerçekleşti. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren yaşananlar buradaki dengeleri alt üst etti. Buradaki savaş bir anda Sırplarla Birleşmiş Milletler arasındaki bir çatışmaya dönüşüverdi. Bosnalı Sırplar şu anda adeta bütün dünyaya kafa tutuyorlar. Kimse bundan sonra neler olacağını ve bu olayların nereye varacağını bilemiyor. Ve işte bu gelişmeler olurken biz de Pusula ekibiyle birlikte bütün bu olayların içindeydik. Bakın bundan 6 gün önce başlayan olaylar nasıl gelişti ve Saraybosna'daki durum nereden nereye geldi? Mayıs sabahı Saraybosna halkı bu siren sesleriyle uyandı. Sokaktakiler dehşet içinde evlerine kaçarken şehrin pek çok yerinde bombalar patlamaya başladı. Sırplar ve Boşnaklar o gün birbirlerine bomba yağdırıyorlardı. İşte bu çatışmalarla Saraybosna son günlerin en yoğun bombardımanını yaşıyor. Fakat bu defa vuran taraf Boşnaklar. Bakın karşıda gördüğünüz yamaçta Sırp pozisyonu, Sırp mevzileri var, Sırp topları, tankları var. Ve şimdi Müslüman ordusu orayı çok ağır bombardımana tutuyor. Tam şu açıklıkta da Sırpların bölgesi, Sırp sniperları burayı etki altında tutuyor. Şu anda ben de karşıya geçmeye çalışacağım. Hello. Bu ağır bombardımanda herkes bulabildiği en güvenli yere saklanmıştı. İnsanlar bir sonraki roket ya da top mermisi nereye düşecek diye korku içinde bekliyorlardı. Müslümanların bombardımanına karşılık vermekte gecikmediler. Ve tabii bu karşılık alışılmış Sırp davranışlarından farklı değildi. İçinde sivillerin oturduğu bu ev Sırplar tarafından bombalanmıştı. Ev halkı çaresiz bir halde içerideki birkaç parça değerli eşyayı kurtarmaya çalışıyordu. Bunun içinde canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyorlardı.
Oradaki durumu daha iyi görebilmek ve bu insanlara yardım edebilmek için biz de zırhlı arabamızla yanan evin yanına gittik. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan gönüllü itfaiyeciler biraz evvel olay yerine gelmişler ve yangını durdurmaya çalışıyorlar. Ev halkı ise olayın şokunu henüz atlatamamıştı. Kurtardıkları birkaç parça eşyayla oraya oturmuş, çaresizlik içinde evlerinin kül haline gelişini izliyorlardı. Neyse ki bu evde ölen ya da yaralanan olmamıştı. Biz de olay yerine gelen birkaç gazeteciyle birlikte evde yaşayanlardan bilgi almaya çalıştık. Sırpların tam olarak nereden ateş açtığını araştırıyorduk ki aniden hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Okay, let's go. Go. Sure, we going that way? I'm going to my car. Okay, let's go to your car. I'm with you. Sırplar bizim orada olduğumuzu öğrenmişler, evin etrafını top ateşine tutuyorlardı. Hemen saklanıp o an nereden ateş edildiğini anlamaya çalıştık. Fakat bunu başaramadık. Çünkü bu defa başımızın üzerinden vızıldayarak sniper mermileri geçiyordu. Sırplar yolu ve evi abluk altına almışlar, araçlara ulaşmamızı engelliyorlardı. Yine de evlerin arasından geçerek yukarıdaki yolda bekleyen araçlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ev sahibesi yaşlı kadın kendini oradaki bir merdiven altına atmış, dehşet içinde neler olacağını bekliyordu. Evin yanında itfaiyecilerden biriyle karşılaştık. Kendisine yoldaki durumu sorarken Sırplar bir kez daha saldırdı. Birleşmiş Milletler'in itfaiyecisi telsiziyle durumu merkeze bildiriyor ve ekliyordu. Sakın yardıma gelmeye kalkışmayın. Yolda bombardıman var. Biz hepimiz iyiyiz. Bu ikinci top mermisi çok yakına, yolda bekleyen arabamızla Birleşmiş Milletler araçlarının tam ortasına düşmüştü. Araçlarımızdaki hasarı anlamak için girişimde bulunduğumuzda yine Sırp sniperları konuşmaya başladı. Dört bir taraftan kuşatma altında kalmıştık. Ambulansı vurmuşlar. Şu anda tam anlamıyla buraya kısıldık kaldık. Bir adım ileri atamıyoruz. Etrafımız Sırp sniperlarıyla çevrili. Sürekli ateş ediyorlar ve arada da burayı bombardımana tutuyorlar. İki bomba biraz evvel yola düştü. Orada bizim de aracımız vardı, zırhlı aracımız vardı. Ve Birleşmiş Milletler'in yangın söndürme aracı da isabet aldı. Ayrıca bir ambulans vardı, o da isabet aldı. Şu anda oradaki durumu bilemiyoruz. Buraya kısıldık kaldık birkaç yabancı gazeteciyle beraber. Daha sonra yola yaklaşıp araçlarımızın durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim araba mı? Lastikleri patlatmışlar. Arabanı mı? Şarapnel parçaları ve sniperlar araçların tekerlerini patlatmış. O yüzden buradan arabalarımızla çıkabilmek imkansız. Biz de son çare olarak Birleşmiş Milletler askerlerinden yardım istiyoruz. Ardından gergin bir bekleyiş başlıyor. Tamam, bizimki orada. Hadi. Ve nihayet yaklaşık bir saat süreli orada hapis kaldıktan sonra Birleşmiş Milletler zırhlarının motor sesleri duyuluyor. Ve hemen sonra da hepimiz büyük bir hızla özgürlüğe doğru koşuyoruz. You have one.
Orada hayatımızı kurtaran Birleşmiş Milletler askerleri bizi kendi garnizonlarına götürdüler. Biz arabamızın akıbetini merak ederken 2 saat sonra da bir Fransız zırhlısı Land Rover'ımızı çekerek getirdi. Arabamızın durumu oldukça kötüydü. Sırplar şoförü vurmak için ön cama sniper'la ateş etmişler. Ayrıca yola düşen bombalardan biri arabamızın altını delik deşik etmiş, lastiklerini parçalamış. Üstelik bu kadarla da kalmamış, aracımızın yan camı neredeyse tuzla buz olmak üzereymiş. Aracımız zırhlı olmasaydı o bombardımandan böyle ucuz kurtulması imkansızdı. Bizler o gün tamam bugünkü bombardıman bu kadardır diye düşünürken bulunduğumuz televizyon binasının çok yakınına düşen bir roket sesiyle irkildik. Sırplar bu defa Birleşmiş Milletler'in bakım atölyesini vurmuşlardı. Olay yerine ilk gelen televizyon ekibi de bizdik. İlk bakışta buraya atılan merminin oldukça büyük olduğu belliydi. Sabah ateş altında kaldığımız itfaiyecilerle birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Allah'tan bu olay binada kimse yokken iş bitiminde olmuştu da ölen ya da yaralanan yoktu. Bütün bunlar Sırpların artık Birleşmiş Milletleri de hedef aldığını gösteriyordu. İşte düşen bombanın parçaları bunlar, bayağı büyük ve hala sıcak kovan. Bu gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler daha fazla dayanamadı. Bosna Hersek'teki Birleşmiş Milletler Komutanı General Rupert Smith aynı akşam olağanüstü bir basın toplantısı düzenledi. Komutan Smith artık işe NATO'nun karışacağı haberini veriyordu. NATO'nun ultimatumu oldukça açıktı. Her iki tarafta ertesi gün yerel saatle öğlen 12'ye kadar ateşi durduracaklar. Ayrıca Sırplar Birleşmiş Milletler gözetimi altından izinsiz aldıkları 4 ağır silahı geri getirecekler. Bunlara uyulmazsa NATO havadan vuracak. İşte bu basın toplantısından sonra gergin bir bekleyiş başladı. Ertesi gün öğlen 12'de ultimatum süresi dolduğunda iki tarafta ateş etmemişti. Ama Sırplar ellerindeki 4 ağır silahı da geri getirmemişlerdi. Şimdi herkes NATO'nun ne yapacağını merak ediyordu. Boşnakların çoğu NATO'nun Sırplara saldırabileceğine ihtimal vermiyordu. Ama aynı gün akşam saatlerinde Saraybosna'nın doğusundaki Pale yolundan yükselen büyük bir duman bulutu orada bir şeyler olduğunu gösteriyordu. NATO'dan yapılan açıklamayla durum belli oldu. 6 NATO jeti Bosna'nın Sırpların başkenti sayılan Pale yakınlarındaki bir askeri üsse havadan bomba yağdırmışlardı. Buradaki 2 cephanelik yok edilmişti. NATO ilk defa Sırplara bu kadar sert ve net bir şekilde karşılık veriyordu. Birleşmiş Milletler'in bu sert mesajına Sırpların tepkisi de o kadar çabuk ve sert oldu. Sırplar aynı gün akşamı Türkiye saatiyle 21.50'de Tuzla kentinin merkezini ağır toplarla vurdular. Herkesin sokaklarda olduğu bir saatte şehrin en kalabalık bölümlerine atılan 20 kadar top mermisi ve roket 71 kişinin ölümüne ve 200 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Ölenlerin hemen hemen tamamı 25 yaşın altındaki gençlerdi. Müslümanların en güçlü olduğu Orta Bosna'nın merkezi durumundaki Tuzla'da yaşananlar Birleşmiş Milletler'i yeni bir müdahale kararıyla karşı karşıya bıraktı. Birleşmiş Milletler'in beklenen tepkisi ertesi sabah yine Pale'de oldu. NATO uçakları ikinci defa bir Sırp üssündeki cephaneliği bombaladılar. Bu hamleyle birlikte Bosna'daki savaş giderek Sırplarla Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki bir boy ölçüşmeye dönüştü. Boşnaklar da kelimenin tam anlamıyla arada kaldılar. Sırpların bu ikinci NATO bombardımanına tepkisi daha büyük oldu. Çetnikler bu defa Saraybosna'yı topa tuttular. NATO'ya olan hınçlarını adeta zavallı boşnaklardan çıkardılar. Pusula ekibi ve Kanal D kameraları yine olay yerindeydi. Saraybosna'nın sivil yerleşim bölgelerine öğlen saatlerinde büyük çaplı roketler ve top mermileri düştü. Bunlardan biri oradaki bir apartmanın 5. katına isabet etti. Hey.
Olay yerine geldiğimizde Sırpların bu zavallı insanlara nasıl acı çektirdiğine bir kez daha tanıklık ettik. Evlerinde oturan bu yaşlı insanlar aniden tepelerine yağan top ve roket mermileriyle dehşet içinde kalmışlardı. Bu gördüklerinizle birlikte şu anda NATO ve Sırplar resmen karşı karşıya gelmiş durumdalar. Bir Sırplar vuruyor. İşte yine çok yanım bomba düştü. Bu tarafta galiba. Seni şunu tam olarak göremiyorum fakat bu da çok yakına düştü. Çok yakını Sırplar şimdi bombalıyorlar sürekli olarak. Ve bütün burası Boşnakların yerleşim bölgesi. Sadece siviller var bu bölgede ve televizyona çok yakın. Bir başka top çok yakına düştü. Yanmıyor. Bir tanesi çok yakına, bakın şuraya düştü ileriye. Şunun yanına gidelim. Nobody hit, nobody hit, we're out of here. Oh, no one. Neyse, burada şu anda kimse vurulmamış. Ama daha önce sivil yerlere düştü. Onlar da şu anda kaç kişi öldüğünü ya da kaç kişi yaralandığını bilemiyoruz. Buraya düşen top mermisi yoldan sekip demirlerin üzerinden geçmiş ve duvara çarpmış. Bu evdekiler daha şanslıymışlar. Çünkü mermi patlamamış. İçindeki patlayıcı hala duruyor. Buradakiler olayı ucuz atlatmışlar. Ama biraz ileride bir başka apartmana düşen roketler oraya dehşet saçtı. Buradaki olayda toplam 3 masum insan hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Sırplar bu saldırıyla da yetinmediler. Birleşmiş Milletler denetimindeki Tuzla Havaalanı'nı da vurdular. Ama bunların hiçbiri bu görüntüler kadar iz bırakıcı olmadı. Aynı gün akşamüstü Sırp televizyonunda yayınlanan bu görüntüler seyredenleri dehşet içinde bıraktı. Sırplar 3 Birleşmiş Milletler askerini esir alıp Pale yakınlarındaki bir cephanelikte direklere bağlamışlardı. Bu askerleri kalkan olarak kullanan Sırpların tehdidi gayet açıktı. Şayet NATO 3. defa vurursa bu askerler ölecekti. Bu görüntüler bütün dünyayı harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler tarihinde hiç bu kadar küçük düşürülmemiş, hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Bütün dünya ekranları başında Birleşmiş Milletler askerlerinin bu aciz görüntülerini seyretti. Sırplar adeta herkesle alay ediyorlardı. Birleşmiş Milletler'le Sırplar arasındaki çatışmanın en önemli perdesi ise dün değil evvelsi gün yaşandı. Sabah saatlerinde Saraybosna'nın merkezindeki Virbanya Köprüsü'nde Sırplar ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Fransız askerleri arasında çatışma çıktı. Sırplar şehri ele geçirebilmek için bu köprüyü almaya çalıştılar. Buradaki çatışmalarda 2 Fransız askeri hayatını kaybetti. Bu sayıyla birlikte savaşın başından beri Bosna'da hayatını kaybeden Fransız askerlerinin sayısı 39'a ulaştı. Saraybosna'daki bu savaştan şehirdeki bütün binalarda nasibini almış durumda. Hemen hemen her binada savaştan izler var. Ama bu binalar içinde bir tanesi bizim için çok önemli. Çünkü burası Türkiye Büyükelçiliği. Saraybosna'daki bütün bu hengamenin içinde Türk Büyükelçiliği de görevini sürdürmeye çalışıyor. Büyükelçilik binası Sırp Boşnak cephesinin hemen yanı başında. O yüzden bina Sırp sniperlarına hedef olmuş. İlk girişte bizi kapıdaki bir kurşun deliği karşılıyor. Büyükelçiliğimizin içindeki bazı odalar da sniper ateşi altında kalmış. Allah'tan büyükelçimize ve çalışanlara bir şey olmamış. Saraybosna'da savaş koşullarına görev yapmaya çalışan Türkiye Büyükelçisi Şükrü Tufan'la top ve makinalı tüfek sesleri arasında konuştuk. Gerçekten çok zor koşullar altında çalışıyoruz. Şu kadarını söyleyeyim, Saraybosnalıların yaşadıkları her şeyi paylaşmaya çalışıyoruz. Çarpışmaların en yoğun olduğu zamanlarda eşimle birlikte burada ilk sefaret kancılaryasını ben açtım. Onun için
bu insanlarla diğerlerine nazaran galiba biraz daha fazla özdeşleştim. O açıdan bu son derece dışarıdan güç görünen koşullar benim artık kanıksadığım koşullar oldu. Biz de herkes gibi burada Saraybosna ve Bosna halkı gibi Rus ruleti oynuyoruz. Ama bu şahsen büyük onur duyduğum bir görevdir. Peki burada böylesine tehlikeli koşullar altında çalışmaktan korkmuyor musunuz? Çünkü burada tam anlamıyla bir savaş ortamı var. Burada savaş koşulları altında yaşam savaşı veren bir kentte görev yapmaya çalışan büyükelçinin şartları da farklı olmaz. Şahsen korkmuyorum. Arkadaşlarımın da korktuğunu söyleyemem. Ama korku gayet insanca bir duygu. Elbette elimizden gelen tedbirleri almaya çalışıyoruz ama bunların kafi olduğunu, 4-5 mamur olduğunu söylemek mümkün değil. Korku bilemiyorum. Korku zaten cesaretin kardeşiymiş. Yani insanca bir duygu. O anlamda sorarsanız cesur muyum, korkak mıyım bilemiyorum ama burada çalışmaktan memnunum. Çok da alarma olmuş değilim. Büyükelçi Şükrü Tufan, Saraybosnalıların kendisine gösterdiği ilgiden son derece memnun. Bugün Saraybosnalıların çoğu Türk Büyükelçisini ismen tanıyor. Bunda Boşnakların Türkiye'ye verdiği önemin büyük payı var. Ama Şükrü Tufan'ın çabalarını da unutmamak lazım. Büyükelçi Tufan, son 6 gün içinde yaşananları ise şöyle değerlendiriyor. Vallahi son gelişmelere fazla şaşırmamak lazım. Belki tabir tam oturmaz ama rüzgar eken fırtına biçer. Bu uluslararası camianın maalesef beklendiği ölçüde aktif ve robüst tutum almamasından kaynaklanan doğal bir sonuçtur. Bir insanın her türlü şantajına, yani bir tarafın her türlü şantajına boyun eğerseniz, işte bugün o direğe bağladıkları Birleşmiş Milletler askerlerini karşınıza dikerler ve hadi cesaretiniz varsa vurun derler. Bu hümilyasyon, bu hakaret uluslararası cami açısından son derece düşündürücüdür. Umarım NATO'nun bu kez göstermiş olduğu kararlılık sürer ve daha fazla bu rezalete müsaade edilmez. Saraybosna halkı da bu rezalete daha fazla dayanmak istemiyor. Şimdi herkesin konuştuğu tek konu var. Birleşmiş Milletler isterse Bosna'dan çekilsin ama silah ambargosu kaldırılsın, biz Sırplarla savaşmaya hazırız. Bu gerginlik içinde Saraybosna'da Sırp kuşatması altında yaşayan, daha doğrusu yaşamaya çalışan 380 bin insan o gün vurulmadığına şükrediyor. Biz de bombardımanın olmadığı sakin bir zamanda Saraybosna'daki eski dostlarımızı ziyaret ettik. İlk durağımız Rahmi Saliç ve ailesiydi. Rahmi Saliç ve karısı Fatma Saliç geçen yıl hazırladığımız 32. gün programına konuk olmuşlardı. Kameralarımız yardımıyla İstanbul'daki kızlarına haber yollamışlardı. Bu defa Rahmi Saliçlerin evine gittiğimizde karşımıza Rahmi'nin annesi çıktı. Savaş altında kurulan dostlukların ne kadar sağlam ve kalıcı olduğunu orada bir kez daha hissettik. Ben yatarım, gençtetiz. İyisin. Ay ya. Fatma teyze orada bak. Hanım teyze. Ay ya. Ne kadar geldin? İyi geldik. Geldik. İyisin. Ooo Ramo. Ne var ya? İyisin. Nasılsın? Hey. İyisin. Hey. Nasılsın? Ha? Keyif nasıl? İyisin. Vay. Hey. Koçum. Koçum. Alo. Abi dinle bakalım. Bir. 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 Rahmi Saliç 11 yıldır ailesiyle birlikte Saraybosna'da yaşıyor. Daha önce bir süre Türkiye'de kalmışlar. İstanbul'da öğrendiği Türkçeyi hala unutmamış. Rahmi bize Saraybosna'daki gerginliğin herkese yansıdığını anlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar ucuzlamış ama bu sefer de kimsenin parası kalmamış. Eskiden nasıl şimdi? Pahalı değil. Kışınki kadar pahalı değil yani. Oho, o zaman biliyorsun nasıl. O zaman ver bak dedi.
Kıyamet, kıyamet diyor. Ama şimdi bir vakit var. Şimdi 100 mark varsa, şey, daha iyi, o zaman da 1000 mark varsa şimdi 100 mark daha iyi. Hesap et 120 mark, 1 kilo kahve, şimdi 10 mark. Ne kadar olur, dur. Ama ne yapacaksın, para yok. Mark. Biz dinar kazanıyoruz. Mark yok, nerede? Mark varsaydı, 4 sene geçti. Nerede? Nerede bulursun? Ya? Hay bugün, hay yarın, hay bugün, hay yarın, ol diye. Niye, niye hıvı al, moru yutlar. Edita, haydi. Sağ. Haydi, doğru değil. Sağ. Sağ. Rahmi Saliç ve ailesine veda edip bu defa bir başka dostumuzu Sabira Butroviç'i ziyaret etmek üzere yola çıkıyoruz. Ama bu gidiş biraz riskli çünkü Bayan Butroviç'in evi Sırp mevzilerinin hemen yanı başında. Sniperlara yakalanmamak için binaların arasından saklanarak geçmek zorunda kaldık. Sabira Butroviç bizi görünce çok sevindi. How are you? Thank you. Sırplar Sabira Butroviç'in önce kızını, sonra da kocasını öldürdüler. O ise bu kadar acıdan sonra hala ayaktaydı. Bize bir ara Türkiye'deki diğer kızının nikahına gittiğini ama dayanamayıp geri döndüğünü anlattı. Ailem 300 yıldan fazla bir süredir Saraybosna'da yaşıyor. Burası benim şehrim, benim ülkem. Başka hiçbir yere değişmem. Hayatımdaki en değerli insanlardan ikisini burada öldürdüler. Onlar burada yatıyor. O yüzden burayı terk edemem. Kızım İstanbul'da bir Türk genciyle evlendi. Bu mutluluğu paylaşmak benim için çok önemliydi. O yüzden ne yapıp edip şehirden çıktım ve kızımı görmek için İstanbul'a gittim. Ama onlar evlendikten sonra oralarda kalamadım ve buraya döndüm. Sabira Butroviç'in evinin arkası Sırp sniperlarıyla dolu. Pencereden bakınca aradaki Birleşmiş Milletler zırhlısını ve Sırpların mevzilendiği binaları görmek mümkün. Bu sniperlar yüzünden yaşlı kadın bazen çok uzun bir süre evin dışına çıkamıyor. Şu anda bombardıman geçen senekinden daha kötü. Bu sıralar dışarı çıkmak çok zor ve çok tehlikeli. Bir ay oldu, daha dışarı adımımı bile atamadım. İki gün önce komşumuz kapının önünde vuruldu. Burada sürekli dehşet içinde yaşıyoruz. Bu kadar zora ve tehlikeye tek başına karşı koyan Sabira'ya veda etmeden önce bir dileğini yerine getirmek istedik ve kızıyla damadına yolladığı bu mesajı ileteceğimize söz verdik. Kızım Almira, doğum günün kutlu olsun yavrum. Seni çok özledim. Sen ve Levent kendinize çok iyi bakın. Çünkü dünyadaki tek varlığım sizlersiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Saraybosna'daki savaş her geçen gün daha çok can alıyor. Ama bu harabeye dönmüş şehrin cesur insanları ne pahasına olursa olsun savaşa ve ölüme meydan okumaya devam ediyorlar. Ancak ne acıdır ki sonuçta olan yine bu masum insanlara, özellikle de çocuklara oluyor. Ve Saraybosna bir kez daha barışa elveda. Pusula az sonra canlı bağlantıyla Saraybosna'dan devam edecek.
Saraybosna'da sürekli bombardıman, 2 NATO saldırısı, Tuzla'da katliam, 100'den fazla ölü, 500'e yakın yaralı, rehin düşen 300'den fazla Birleşmiş Milletler personeli, aşağılanan, küçük düşen ve zorda kalan bir Birleşmiş Milletler, öldürülen 4 Birleşmiş Milletler askeri ve bir Dışişleri Bakanı ve Bosna'ya gönderilen 5000 İngiliz askeri. İşte son 6 günde Bosna Hersek'teki savaşın bilançosu böyle. Şu anda saatlerimiz buranın saatiyle 9:16-17 geçiyor. Yani Türkiye saatiyle 10:17 ve şu anda Saraybosna televizyonundan canlı yayındayız. Şimdi iki konuğumuz var. İkisi de Birleşmiş Milletler'in sözcüleri. Biri askeri sözcüsü, diğeri ise sivil sözcüsü. Birazdan onlara Birleşmiş Milletler'le ilgili sorularımızı soracağız. Fakat ondan önce, her şeyden önce şunu belirtmemiz lazım. Bu teknik koşullar için özür dileriz. Çünkü burada şu anda bütün binada, televizyon binasında, bu canlı yayın yaptığımız televizyon binasında elektrik yok ve küçük bir jeneratörle idare etmek zorundayız. O yüzden lütfen teknik aksaklıklardan dolayı şimdiden özürlerimizi kabul edin. Burada haberler her saniye, hatta her yarım saatte bir değişiyor ve eskiyor. Bir gelen haberi bir yarım saat sonra eskimiş buluyorsunuz. Çünkü sürekli gelişme var. Son gelişmelerden hemen birkaçını size aktarayım. Sorularımıza geçmeden önce konuklarımıza. Bunlardan biri dün sabah öldürülen Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İrfan Lubjankić ile ilgili. Bu saldırıyı Hırvatistan'daki Sırplar, yani Krajina Sırpları üstlendi. Ayrıca İngiltere bugün Gorazde'de rehin alınan 33 İngiliz askerine karşılık Bosna Hersek'e toplam 5000 asker yollayacağını açıkladı. Yani esir düşen her bir İngiliz askerine karşılık toplam 200 İngiliz askeri buraya gelecek. Tabii bu askerlerin Sırpların kontrolündeki Saraybosna'ya ya da Gorazde'ye nasıl girecekleri henüz bilinmiyor. Bugün bir başka gelişme daha oldu ve Sırplar Saraybosna etrafındaki bütün ağır silahları tek tek ele geçirdiler. Bunlar Birleşmiş Milletler'in komutası altındaydı ve şimdi bunların hepsi Sırpların eline geçti. Üstelik bununla da kalmadı. Sırplar toplam 6 Birleşmiş Milletler tankını ve yaklaşık 17 kadar da zırhlı aracını zorla ele geçirdiler. Şu anda Birleşmiş Milletler personelinden tam 300 tanesi, hatta bazı rakamlara göre 328 tanesi Sırpların elinde rehin durumda bulunuyor. Tabii bütün bunlar ortaya çok yeni bir durumu çıkardı Bosna Hersek sorununda. Şu anda burada Sırplarla Birleşmiş Milletler karşı karşıya gelmiş, hatta savaş halindeler. İşte şimdi tabii bütün kafalardaki soru, Birleşmiş Milletler bundan sonra ne yapacak? Burayı bırakıp çekilecek ve buradaki Sırplara ve Boşnaklara ne haliniz varsa görün yeter artık mı diyecek? Yoksa sonuna kadar devam edip Sırplarla bir gerilimi tırmandıracak ve hatta sonucu belki de belli olmayacak bir savaşa mı sürüklenecek? İşte şu anda burada yanımızda Birleşmiş Milletler'in iki sözcüsü var. İki askeri sözcüsü Gary Covert ve diğeri de sivil sözcü Alexander Ivanko. Kendilerine hemen son durumla ilgili soruları soracağız. Now, can you please tell us what is the recent update about the son güncel durumu acaba anlatabilir misiniz? Son olarak rehine durumu ne oldu? Tanklar ve ağır silahlar konusunda. Şu anda 328 rehinimiz var. Birleşmiş Milletler Barış Kuvvetleri arasında 200 kişi şu anda tutuluyor evde ve burada Bosna Sırp bölgesinde bulunuyorlar. Bunların tutsak tutulmasından itibaren Bosnalı Sırplar tarafından bazı araçlar eline alındı. 6 tank ele geçirildi. Aynı zamanda 15 ila 16 arasında APG ele geçirildi. Bunlar Gorazde'de de ele geçirildi. 7 tanesi. Dolayısıyla burada birçok kişi ele geçirildi. Daha önce de televizyonda da görmüş olabilirsiniz. Birçok kişi canlı kalkan olarak kullanıldı. Bunlar 17 kişi Birleşmiş Milletler gözlemcisi burada kullanıldı. Gerçekten aşağılık ve insanlık dışı bir kullanım bu. Ama bazı diğer başka kişiler de iyi bir muamele görüyorlar ama bazıları da dövülüyor. Peki, Birleşmiş Milletler'in şu anki pozisyonu ne olacak? Ne yapacaklar? Şu anda gerilim artacak mı, tırmanacak mı, yoksa Bosna'dan çekilecekler mi? Başka bir alternatif daha var, o da müzakere yapmak. Tabii ki burada elimizde iki alternatif var. Bunların bir tanesi uluslararası topluluğu müzakere masasına oturtmaktır. Ya da burada
Buradaki barış gücünü daha da desteklemektir. NATO hava gücüyle bunu yapmaya çalıştık. Uluslararası toplumda bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz siyasi devlerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Birçok devlet ve Güvenlik Konseyi buna çalışıyor. Peki daha ne kadar bekleyeceğiz? 300'e yakın insan rehin durumda. Acaba Birleşmiş Milletler daha ne kadar devam edecek Sırplara karşı bir eyleme geçmeden önce? Bu gerçekten zor bir soru. Bizim hükmümüze kalmış bir şey değil. Daha ne kadar çok beklersek o zaman daha da fazla bir tırmanma olacaktır gerilimde. Burada bir eyleme geçilirse burada gerilimde bir artış olabilir. Belki günler, belki haftalar içinde belli bir yöne gideceğiz bu durumu iyileştirmek için. Ama bu çok ince bir hüküm meselesidir ve deneyimimize bağlı. Sayın Ivanko, şimdi diplomatik misyonumuza bakarsak Avrupa'da, siz burada bu eylemlerin herhangi bir sonuç verebileceğini düşünüyor musunuz? Rehineler konusunda iyimser misiniz? Biz burada uluslararası toplulukta böyle bir şey görmüyoruz askeri olarak, ancak politik bir girişimler var. Lahey'de bu tür girişimler var ve sürekli bir takım istişareler devam ediyor New York'ta, Zagreb'te. Dolayısıyla bir rehber bekliyoruz ve biz bir takım müzakerelerle bunu çözümlemeye çalışıyoruz. Ancak bize kalmış değil bunu çözümlemek. Peki Sırplarla herhangi bir temas oldu mu bugün komutanlarla? Ne tür bir reaksiyon oldu Sırplardan? Şu anda herhangi bir resmi temas olmadı yüksek düzeyde. General Milosevic'le. Dün öğle yemeğinde oldu. Geçen gün uluslararası toplulukta belli bir eyleme geçilmesi gerektiğini ve canlı kalkanların kullanılmasının yalnızca bir terörizm olarak nitelendirilebileceğini söylediler. Ancak burada kendileri muamelelerden de söz ettiler, rehinelere yapılan muamelelerden. Bosnalı Sırp televizyonda bunlar gösterildi. 33 üye burada, bu 25 üye, 33 üye arasından Gorozde'den alınmıştı. Bunların 5 kişisi buraya giderken, Visegrad'a giderken bir trafik kazası geçirdiler. Ancak şu anda tedavi gördüler. Şu anda iyi bir muamele gördüklerini söylüyorlar askerler tarafından. Peki siz Birleşmiş Milletler misyonunun Bosna'da başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu kabul ediyor musunuz? Bence problemli oldu. Çünkü bir takım istikrarsızlıklar devam etti Güvenlik Konseyi bazında. Bunu imkansız bir misyon olarak değerlendirebiliriz. Biz burada Genel Sekreter'den, Birleşmiş Milletler'den belli bir girişimde bulunmasını istedik ve bu misyonun sürdürülmesindeki zorlukları belirttik. Biz burada opsiyonları belirttik ve biz imkansız bir misyonu imkanlı hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler barışı kurmaya geldi buraya, ancak rehin tutuluyor ve aşağılanıyorlar. Ne diyeceksiniz bu konuda? Bu misyon sırasında 1.7 milyon kişi burada girişimde bulundu ve gerçekten caydırıcı bir takım şeyler de yaptık. Biz bunu başarısızlık olarak nitelendirmiyoruz. Şimdi biz bu askeri isteğinize bakarsak ateşkes vardı bu ayın başına kadar. Ancak bu sürdürülemedi. Aslında burada olan şey şu: barışı her iki tarafta barış istemiyorken kuramazsınız. Yani bunu Birleşmiş Milletler'e suçlamayın bu konuda. Bu uluslararası topluluk bazında da değerlendirilmelidir. Her iki taraf eğer savaşa gitmek istiyorsa, o zaman biz bunu durdurmak için bir şeyler yapamayız. Peki Sırplar tekrar bombardımana başlarsa Saraybosna'da, çünkü belli silah toplama merkezlerinde bulunuyorlar ki aynı zamanda gözlem noktalarına gittiler. Birleşmiş Milletler
Bosnalıların cephanesine geri verecek mi? Evet, olabilir aslında. Kesinlikle ihmal dahilindedir. Eğer kent bombardımana tutulursa ve Birleşmiş Milletler yaralıları yükselirse, Batı topluluğunun hiçbir cevap vermeden kalmayacağını düşünemiyorum. Ben burada meşru bir Avrupa hükümeti düşünüyorum. Bu hükümet tabii ki kendisini, kendi bütünlüğünü koruması için her şeyi yapacaktır. Biz onlardan sivil savunmalarını korumamaları için herhangi bir şey istemiyoruz. Şu anda herhangi bir saldırı yok ve Birleşmiş Milletler'in gözetimi altındalar. Şu anda son iki günde ateşler çok düştü. 265 ateş olayı oldu. Bu Washington'dan daha bile düşük normal bir suç gününe bakarsanız eğer. Bu aslında çok gergin ama gerçekten sessiz. Tuzla'da bir olay oldu ama Birleşmiş Milletler'in burada şu anda çok destekli değil ve Boşnaklar burada buna cevap verebilirler. Çok teşekkür ediyorum sayın beyefendiler bize katıldığınız için. İşte Bosna'daki ve Saraybosna'daki son durum. Bu gidişle buradaki savaş ve bombardıman daha uzun süre devam edecekmiş gibi görünüyor. Saraybosna bir zamanlar farklı kültürden insanların, farklı dinden insanların bir arada barış içinde yaşadığı bir şehirdi. Ancak şimdi bütün bunlar savaşın yıkıntılarının altında kaldı. Ve bu gidişle bu savaş da burada daha fazla masum insanların canını alacakmış gibi görünüyor. Şimdi herkes nefeslerini tutmuş, bundan sonra neler olacağını bekliyor. Biz de şimdiki savaş alanında yaptığımız bu ilk canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Pusula ekibinden ve bütün Kanal D Haber Merkezi çalışanlarından hepinize iyi geceler.